Derdin ne lan senin? Ha? Neyin peşindesin oğlum sen? Sen bu fotoğraf olayını diyorsun değil mi? Ya ben aslında tahmin ettim Aliye teyze öter dedim ama işte ne bileyim yani. Bana asla mısın sen? Biraz. Lan sen bize niye ayırmaya çalışıyorsun onu söyle. Lan Haziran'a mı aşıksın yoksa sen? Haziran'a mı? Yok. Haziran benim pek tipim değil. Senin ben... Lan bana bak. Delirtme beni, burada seni parçalara ayırırım bak. Adam gibi kelime kelime anlat bana, ne istiyorsun, neyin peşindesin? Şimdi aslında hiçbir şey. Gerçek cevabımı duymak istiyorsan hiçbir şeyin peşinde değilim ben. Hiçbir amacım yok. Ölmeye çalışıyorum. Bazen de yaşamaya. Oyun oynuyorum, dalga geçiyorum. Olan biteni ciddiye alamıyorum ben. Ya senin hayatın oyun olmuş zaten. Hep oyun oynuyorsun sen. Kendini acındırmaya mı çalışıyorsun böyle? Ya of, ama bu çok sıkıcı, çok bayat bir röportaja döndü. Menajerimi aramak istiyorum. Senin nereni kırayım lan? Ha? Yüzüme vurma. Nereni kırayım söyle? Yüzüme vurma. Poyraz dur, Poyraz dur, yapma. Haziran sen bir karışma. Poyraz değmez diyorum sana, bırak. Yok, bu kez öyle kolay kurtulamayacak. Bu kez gerçekten bayıltacağım ben bunu. Lan bana bak. Poyraz! Poyraz bırak! Poyraz! 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 Poyraz dur! 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 Tamam, ben anlatacağım her şeyi, tamam. Batu bana yardım etmeye çalışıyordu. Ne? Batu, artık saklamamızın bir manası yok değil mi? Anlatayım artık. Yapma. Ne diyorsun sen İdil? Poyraz, ben sana aşığım, bunu diyorum. Hiç saçma sapan konuşma. Saçmalamıyorum. Saçmalamıyorum, keşke saçmalasam. Keşke saçmalıyor olsam da 20 yıl boyunca seni beklememiş olsaydım. Özür dilerim Haziran, ama gerçek bu. Okul zamanından beri ben senin dikkatini çekmeye çalışıyorum Poyraz. Her gün dikkatini çekmeye çalışıyorum. Kendimi sana göstermeye çalışıyorum. Beni gör diye yalvarıyorum ama sen beni görmedin. Sen beni bir kere bile görmedin, ben sana kendimi gösteremedim. Aşkımı da itiraf edemedim sana çünkü öyle bir insan da değilim ben. Tamam yeter. Hayır dur. Tamam. Dinle lütfen artık. Zamanı geldi her şeyin. Haziran. Benim bir hastalığım var. Çok kötü bir hastalık. Belki de öleceğim. Bilmiyorum. Batu biliyordu bunu. Poyraz'a aşık olduğumu da biliyordu. İşte aklınca bana yardımcı olmaya çalıştı. Böyle bir plan kurmuş. Kendi kendine. Belki de ölmek üzere olan bir kızın son isteğini yerine getirmeye çalışıyordu, bilmiyorum. Özür dilerim seni böyle bir duruma soktuğum için gerçekten. Ama yapabileceğim başka hiçbir şey yok. İtiraf etmek zorundaydım çünkü bu benim içimi yiyip bitiriyor artık. Ben sizi ikinizin yan yana gördüğümde benim içimden bir şeyler kopuyor Poyraz. Her defasında bir şeyler kopuyor. Her defasında koptu, koptu, koptu. Benim artık içimde hiçbir şey kalmadı. Bomboş benim içim artık. Özür dilerim ama ölüyorum ben. Batu'ya da kızmayın. Artık işte dediğim gibi aklınca bir şeyler yapmaya çalışmış. Bana yardımcı olmaya çalışmış. Evet, yanlıştı yaptığı. Ben de bilmiyordum bu yaptığını. Ama ben onu suçlamıyorum. İyilik olsun diye yaptı. Siz de suçlamayın, olur mu? Hadi Batu, gidelim biz. Gidelim. Ben ilgileneyim. Poyraz, Poyraz ben ne diyeceğimi bilemiyorum. İdil bu haldeyken, bu hastalıkla boğuşurken biz ilişkimizi nasıl yaşayacağız? En
Candy, Oscar goes to... Kapıçenim, gerizekalı herif. Senin yüzünden her şey elimize yüzümüze bulaşıyor. Deniz'den şimdi bir şansımız daha. İşte bu yüzden biz harika bir takımız. Bu arada sana helal. Kötü kız seni. Ama bir problemimiz var galiba. Ali'ye biliyor dedi. O kadın yumurtlayabilir. O kadın her şeyi yumurtluyor. Hayır, yumurtlamayacak. Ben onun gönlünü hoşlatırım, zaman isterim. Ayrıca bana söz verdi, söylemeyecek. Ya ben söyleyeyim de sonra Batı Kengs aman beni uyarmadın olmasın. Neyse ne. Benim bu riski almam lazımdı. Bu saatten sonra devam edemezler zaten. Ne olacak peki? Ayrılacaklar. Yok artık LeBron James. Görürsün. Görürüz. Yalan söylüyor. Hasta falan değilim. Nasıl yani? Ya Haziran. Babasına söylemiyor. Babaanneme anlatmıyor. Ve gelip bana da yeminler ettirdi kimseye anlatmayayım diye. Sonra gidiyor iki gündür tanıdığı Batu'ya mı anlatıyor hastalığını? Yalan dolan hepsi. Bunlar ne yapıyor biliyor musun? Birlikte çalışıyor bence. O küçük akıllarıyla planlar yapıp bizi kandırmaya çalışıyorlar. Sen İdil'le devamlı bu yüzden mi görüşüyordun? Aynen. Ya ben de vicdanen inanmış oldum işte kısa süreliğine de olsa. Söz verdirdi, ben sana da anlatamadım. Ama artık eminim kesin, kesin hasta değil o. Çünkü doktoruyla da konuştum ben. Bir şekilde manipüle etmiş her şeyi. İyi de ben anlamıyorum. İnsan niye böyle bir yalan söylesin ki? Ne bileyim Haziran ben. Takıntılı tip ya bunlar. Bizim gibi insanlar anlamaz onları. Emin misin? Eminim. Eminim ve çok sinirliyim. Yani bu hastalık, insan niye hastalıkla ilgili yalan söyler ki? Eğer öyleyse bu çok adi ve çok büyük bir yalan. Yani tamam ben de böyle başta anlatırken falan şüphelenmiştim ama... insan konduramıyor yani. Ne olursa olsun artık. Ama bu cezasız kalmaz. Bunun bedelini ödeyecekler. Şeytan diyor ki, ver istediklerini, sonra da böyle işkence et. Nasıl yani? Annem, babaannem, İdil, Batu, hiç kimse bizim birlikte olmamızı istemiyor. Ya biz de o yüzden... Neyse ya, ben işte saçmalıyorum. Yok yok, hiç fena değil biliyor musun bu? Haziran, sen bana güveniyor musun? Her zaman. Tamam o zaman. Ayrılalım. Poyraz nasıl yani? Nasıl yani, sen ciddi misin? Gayet ciddiyim. Ben onları öylesine söyledim. Hayır, gayet güzel plan oldu bu. Biz ayrılmış gibi yapalım, onlara da derslerini verelim. Tamam, nasıl yani? Bir saniye, biz nasıl görüşeceğiz? Bir süreliğine gizli gizli. Gizli aşk gibi mi? Yani biz dışarıya karşı öyle davranacağız, onların yaptığı gibi. Ama birlikte olacağız. Biz gerçekten bunu yapacak mıyız? Daha huzurlu olmak için, daha mutlu olmak için, baş başa olmak için yapacağız. Tamam. Kabul ediyorum. Seninle her şeye varım ben aşkım. Tamam o zaman, sevgilim, benimle ayrılır mısın? Evet her şeyim, seninle ayrılırım.